ve Türkiye sürekli olarak bölgeye savaşı dayatarak hem içeride iktidarını korumak hem de yayılmacı politikalarının karşılığını almak için adeta bölgeyi istikrarsızlaştırıyor, bir savaş atmosferine mahkum kılıyor. Bu savaşı sonlandırmak gerekiyor. Bizim bütün temaslarımız, bütün ziyaretlerimiz, Bağdat'ta olsun, Süleymaniye'de olsun, Londra'da olsun, Berlin'de olsun, nereye gidersek gidelim, HDP olarak bizim en temel politikamız ve stratejimiz barış politikası, barış stratejisi ve demokrasi politikasıdır. Yani barış ve demokrasi meselesi için sadece Türkiye'de değil, hem Avrupa'da hem bölgede çok yoğun bir faaliyet sürdürüyoruz. Ve ziyaretlerimizin de temel amacı bu. Bir an önce bu savaşın sonlanması ve hem bölgenin istikrara kavuşması hem Türkiye'de demokrasi meselesinin çözümüne dair sağlıklı adım atılması. Londra'da çok sayıda temasımız oldu. Neredeyse bütün muhalefet partileriyle görüşmemiz oldu. Sendikalarla görüştük, sivil toplum örgütleriyle görüştük, gazetecilerle görüştük. Dolayısıyla gerçekten çok yoğun bir 3 gündü Londra seyahatimiz. Orta Doğu meselesi ve bizim yaşadığımız savaş meselesi öncelikli gündem haline gelemiyor. Bizim amacımız tüm görüşmelerimizde, bütün muhalefet partileriyle, yani Sinn Féin'den tutun da İskoç milletvekillerine kadar, NATOPA'daki parlamenterlere kadar, bütün görüşmelerimizde, bütün dünyanın, özellikle Avrupa'nın önceliğinin Orta Doğu olması gerektiği üzerineydi. Evet, Ukrayna Savaşı da çok çok önemli, fakat biz bütün dikkatleri özellikle Suriye'ye ve Güney Kürdistan'a çekmek istedik, Rojova'ya çekmek istedik. Çünkü bunun doğrudan hepimizi ilgilendirdiğini çok net bir şekilde ifade ettik. Sadece bu Türkiye'nin ya da sadece Orta Doğu'nun sorunu değil, bütün Avrupa'nın da, İngiltere'nin de sorunu. Ama öncelikli olarak Kürt meselesinin demokratik çözümünü gerçekleştiremediğimiz sürece bu savaş ve yayılmacı politikalara son vermenin mümkün olamayacağını ifade ettik. Fakat İngiltere'deki bugünkü hükümet Orta Doğu politikalarına yaklaşımı maalesef bugün Erdoğan rejimini destekler nitelikte ve bu anlamda da muhalefetin çok ciddi bir tepkisi söz konusu. Çünkü buradan bir çözüm çıkmayacağı konusunda hemfikirler. Ama bugünkü iktidar o denli yıpranmış bir iktidar ki sadece bu gündemi kendi sorumluluğun dışına taşıyarak Türkiye'ye havale ederek kendi iç meselelerine boğulmuş durumda. Dolayısıyla da gerçekten İngiltere'de ciddi bir hükümet krizi kapıda diyebiliriz. Ama muhalefetin tavrı, sendikaların tavrı, zaten yürütmüş oldukları kampanyalar, politikalar çok çok önemli, güçlü kampanyalar. Mesela Öcalan'a özgürlük kampanyası var. 600 bin üyesi olan sendikanın öncülüğünde yürüyor. Çünkü sendika olsun, sendikayla bağları olan siyasiler olsun, partiler olsun şunu çok net söylüyorlar. Yani bir demokratik çözümü gerçekleştirmeden ne Kürt meselesinin çözümü mümkün, ne Orta Doğu'da savaşların sonlanması mümkün. Peki bu meselenin çözümü için hangi adım öncelikle atılmalı dendiğinde de Sayın Öcalan'ın özgürlüğü konusunda mesela bir mutabakat olma hali söz konusu. Bu çok çok önemli. Çünkü Türkiye'de biliyorsunuz bu konuyu savuna gelen HDP'nin dışında maalesef bu konuda muhalefetten herhangi bir olumlu yaklaşım söz konusu olamıyor. Dolayısıyla da Avrupa'da bu duyarlılığın gelişmesi önemli. Bu sadece tabii İngiltere'yle de sınırlı değil, bildiğiniz gibi. Avrupa'nın birçok ülkesinde Kürt meselesinin demokratik çözümü konusunda doğru muhatabı görme ve adresi doğru işaret etme konusu çok çok kıymetli. Biz de Türkiye'de söylüyoruz, meselenin muhatabı Sayın Öcalan'dır, adres İmralı'dır. Dolayısıyla sadece tecriti sonlandırmak yetmez. Özgürlük meselesini de artık konuşalım ve sağlıklı bir masayla demokratik çözüm konusuna adım atalım. İngiltere'de muhalefet açısından öne çıkan başlıca konulardan biri bu. İkincisi tabii savaş konusu. Muhalefetin genel anlamıyla yaklaşımı özellikle bu konuda çok çok önemli. Barıştan yana tavır alıyorlar. Bildiğiniz gibi tam biz oradayken İngiltere hükümeti Türkiye'ye yönelik silah ambargosunu kaldırdı. Bu konuda da muhalefetin önemli bir tepkisi vardı. Çünkü bu silahlanmayı yoğunlaştırmak demek, ambargonun kaldırılması demek aslında Orta Doğu'da savaşı körüklemek anlamına geliyor. Savaşın hiçbir meseleyi çözmediği çok çok belirgin, net bir şekilde. Son 10 yılda bu çok daha iyi anlaşılır oldu. Ama
sürekli Erdoğan'ın Orta Doğu'ya yönelik planlarını, projelerini Avrupa'ya pazarlaması sonucu Avrupa'daki iktidarların hala Erdoğan'ın bu tuzaklarına düşmesi muhalefette bir öfke uyandırıyor. Yani silah ambargolarının kalkması, silah satışlarının yapılması, Erdoğan'ın stratejik ortaklık dediği meselenin içine sürüklenme hali ister istemez sorunların çözümünü engelliyor. Buna yönelik de çok ciddi tepkiler söz konusu. Yani sadece bir tek sendikanın yürüttüğü bir kampanyadan bahsetmiyorum. Evet, o önemli bir kampanya. Ama mesela İskoçya'dan gelen milletvekilleriyle görüştüğümüzde onların da bu konudaki fikirleri çok kıymetliydi. Şimfen'le görüştük. Onlar zaten bu konuda çok net bir şekilde sözlerini söylüyorlar. Diğer taraftan İşçi Partisi ile görüştük. Jeremy Corbyn ile artı başka İşçi Partisi vekilleriyle de görüştük. Onlar da bu konuda hemfikirler. Çünkü dünya her şeyden önce böyle bir deneyim yaşadı. Yani biz yaşadık ama dünya da yaşadı, Avrupa da yaşadı. İşte o 2013-15 Aralık öncesi de var ama en kritik dönem buydu ve bunu yaşandı ve şu görüldü. Kürt meselesi çözülebilir bir mesele. Bu mesele nasıl çözülecek? Bu konuda çözüm üreten adres de İmralı. Bu kadar net. Çünkü Türkiye'de siyaset, hem iktidardaki siyaset hem muhalefetteki siyaset çözüm üretmiyor. Çözümsüzlüğün sürekliliğine katkı sağlıyor. Çözüm üretebilecek bir sese, bir fikre ihtiyaç var. Bu da 2013-15 arasında çok net gözüktü. Ve sonrasında da hatta bu konuda yaşandığımız bütün deneyimler bize bunu gösteriyor. Biz HDP olarak da ısrarla dile getirdiğimiz mesele bu zaten. Kürt meselesi, diğer bütün meselelerin bir yerde konsantrasyonu. Yani mesela Türkiye bugün çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuşuyor, değil mi? Kesinlikle böyle. Peki 2013-15 arasında neden Türkiye çok ciddi ekonomik sorunlarla boğuşmuyordu? Çünkü savaşın olmadığı bir iklimde ekonomik kaynaklar özellikle ekonomik sorunların çözümüne, yoksulluğun çözümüne doğru ayrılabilir. Ama savaşın olduğu bir yerde ekonomik kaynaklar silaha ayrılır. İşte İngiltere ambargoyu kaldırdı demek, siz İngiltere'den silah alacaksınız demek. Yani burada insanların günlük ihtiyacını karşılayamadığı bir atmosferde, bir ülke gerçekliğinde siz kaynaklarınızı alacaksınız, İngiltere'ye vereceksiniz, oradan silah alıp bölgeyi bombalamaya devam edeceksiniz. Şimdi bu bile aslında neden bütün meselelerin konsantre halde Kürt meselesi olarak karşımıza çıktığını gösteriyor. O zaman ne yapacağız? Öncelikle siyaset Kürt meselesinin çözümüne dair fikirler üretecek ve bu yolda ısrar edecek. Bu konuda çok kararlı bir tavır sergileyecek. Hele hele bugünkü iktidara karşı muhalefetin bence önceliği bu olmalı. HDP dışında maalesef üzülerek bu konuda inisiyatif almış bir muhalefeti göremiyoruz. Ama Avrupa'ya çıktığımızda mesela hatta Bağdat'ta da böyleydi. Mesela Bağdat'ta biz birçok partiyle görüştük, birçok toplulukla görüştük. Orada Araplar olsun, Şiiler olsun, bölgede yaşayan herkes Kürt meselesinin çözümünde çok ciddi anlamda, kararlı bir şekilde yine Öcalan'ı işaret ediyorlardı. Meselenin nasıl çözüleceğine dair aslında İmralı'yı gösteriyorlardı. Avrupa'da da bunu görüyoruz. Türkiye'de HDP yalnız kalıyor. Bu ilginç bir şey. Mesela Türkiye'de muhalefet, bugün iktidara aday olduğunu söyleyen muhalefet her şeyden önce bu meselenin nasıl çözüleceğine dair konuşması lazım. Bizim fikirlerimize karşı olabilirler ama konuşmaları lazım. Konuştukça, diyalog geliştikçe müzakere zeminlerinin yolu açılabilir. Ama hiç konuşmayıp bu konuda böyle derin bir sessizliğe gömülüp bu mesele yokmuş gibi davranıp tecridi görmeyen, Kürt meselesinin çözümüne dair sadece şeyler konuşmayan bir muhalefetin Türkiye'de sorunların çözümüne katkı sağlaması mümkün değil. Şimdi Türkiye'deki istikrarsızlık halinin Avrupa'yı çok fazlasıyla etkileyeceğini biliyorlar. Önümüzdeki seçimleri çok ciddi anlamda izliyorlar. Gerçekleşecek olan seçime dair yoğunlaşmış durumdalar. Çünkü Türkiye'deki seçim ve onun sonuçlarına göre
Türkiye'deki gidişat, Türkiye'deki istikrar, Türkiye-Avrupa ilişkileri açısından önemli, Türkiye-İngiltere ilişkileri açısından önemli. Dolayısıyla seçimlere ciddi anlamda dikkat kesilmiş durumdalar. Özellikle seçim sonuçlarının ne olacağını hesaplamaya çalışıyorlar. Çünkü Türkiye'deki istikrar Avrupa açısından Ukrayna meselesi varken çok çok kritik. Enerji meselesi varken çok çok kritik. Mülteci meselesi varken çok çok kritik. Bu üç meseleye baktıklarında Avrupa açısından öncelikle bu üç meseledeki Avrupa'nın ve İngiltere'nin önümüzdeki dönem beklentilerini karşılayabilecek kritik ülke yine Türkiye. O yüzden Türkiye'nin istikrara kavuşması başlıca meselelerden biri. Orta Doğu'daki enerji, mülteci meselesi, Ukrayna savaşı bu anlamda önemli. Tabii İngiltere'nin özel bir durumu var çünkü Avrupa Birliği'nden ayrıldığı için kendi iç sorunları yoğunlaşmış. Biraz önce bahsettiğim hükümet sorunu bunları da ekliyor. Ve dolayısıyla bölgede ve Türkiye'de istikrarlı bir dönemin başlaması öncelikli tercihleri. Ama şunu da gözlemledik birçok temasımızda. Erdoğan'la yani bu gidişatla ne bölgede ne Türkiye'de bir istikrarın oluşabilme olasılığının ortadan kalktığını artık çok net onlar da tespit ediyorlar. Çünkü artık istikrar sağlayıcı bütün politikalardan o denli uzaklaşmış bir iktidar var ki tam tersine işte en son Merkez Bankası'nın aldığı karar bile aslında bu gidişatın nasıl bir felakete doğru sürüklenmekte olduğumuzu bir kez daha teyit etti. Dolayısıyla hem ekonomik açıdan hem siyasi açıdan bu anlamda ciddi gözlemler yapıyorlar. Beklenti ne yönde derseniz iktidarın değişmesi yönünde. Yeni gelecek iktidarın özellikle Türkiye ve bölge istikrarı açısından önemli rol oynayacağına dair beklentiler var. Tabii bu yeni gelecek iktidarın bu anlamda kuracağı söz, yani daha doğrusu bugün Türkiye'deki muhalefet siyasetin söylemi dikkatle izlendiği için kuracağı söz de önemli. Burada neye bakılıyor? Burada tabii ki muhalefet, tabii muhalefet derken artık HDP de dahil. Bizler ne söylüyoruz? Kürt meselesinin çözümü için ne söylüyoruz? Orta Doğu için ne söylüyoruz? Bizim Rojava'ya yaklaşımımız ne? Başura yaklaşımımız ne? Türkiye-İran ilişkilerine yaklaşımımız ne? Türkiye-Bağdat, Türkiye-Şam ilişkilerine yaklaşımımız ne? Çünkü çok büyük bir çerçeveden değerlendiriliyor ve bütün bu konuştuğumuz coğrafyanın orta yerinde Kürdistan var ve Kürtler var. Bu konuda çözüme nasıl yaklaştığımız çok çok kritik, çok çok önemli. Dolayısıyla muhalefete bakarken kritik mesele tabii ki dediğim gibi yine tamamıyla Orta Doğu. Biz Avrupa'nın aklıyla düşünmek zorunda değiliz bir kere. Avrupa sonuçta oryantalist. Bize bir rol veriyor ve kendi çıkarlarının peşinde koşuyor. Mülteci sorumluluğundan kaçmak istiyor. Onları vatandaş olarak görmüyor. Enerji meselesini halletmek istiyor. Yani daha çok sömürerek daha ucuz enerjiye ulaşmak istiyor. Savaş onun için karlı bir alan olabilir. İşte bakın silah satıyor. Dolayısıyla Avrupa'nın gözünden bir istikrar, Avrupa'nın gözünden bir şey değil. Bizim mücadelemizde var edeceğimiz bir barış ve var edeceğimiz bir istikrar Avrupa ile ilişkileri de sağlıklı bir zemine oturtabilir. Çünkü bugün Avrupa'daki hükümetler bu perspektiften baktıkları için hala yayılmacı, emperyalist bir aklın hakim olduğunu söyleyebiliriz. Erdoğan da zaten buna oynuyor. Yani Erdoğan şunu pazarlıyor. Gelin Orta Doğu'yu yeni dönemde yine birlikte sömürelim ama benim özelliğime müdahale etmeyin. Yani işte bir 30 kilometrelik bir şerit yaratacağım. Orada bir yerleşim yerleri yaratacağım. Oraya mültecilerin bir kısmını yerleştireceğim. O enerjinin güvenli bir hatta size akmasını sağlayacağım. Yani beraber bu yeni emperyal dönemin gereklerini yapalım diyor. Yani burada Orta Doğu halklarının, Kürt halkının gerçek anlamda siyasi, ekonomik, toplumsal hakları söz konusu değil. Biz de tam tersinden eşit haklar, eşit yurttaşlık temelinde, mülteciler de dahil olmak üzere
bir siyaseti dile getiriyoruz. Sözde kalmaması, savaş karşıtı bir muhalefetin internasyonel bir dayanışmayla hayata geçmesi çok çok önemli. Biz de bu konuda zaten dayanışmayı büyütmek anlamında önemli temaslar yaptık. Bu konuda da önümüzdeki dönem hem İngiltere'de hem Avrupa'da gerçekten güçlü bir savaş karşıtı muhalefetin yükseleceğine inanıyoruz. Bu konuda çok yoğun çalışmalar var. Hem Ukrayna'daki savaşa karşı hem Orta Doğu'daki savaşa karşı güçlü bir savaşa karşı muhalefetin yükseleceği beklentimiz var. Putin'e karşı, Erdoğan'a karşı, NATO'ya karşı, topyekün bütün savaş aklına karşı bir muhalefetin, savaş karşıtı bir muhalefetin yükselme dönemi bizi bekliyor.